Günaydın. Günaydın Züleyha Hanım. Günaydın. Bugün kendimi tanıtma fırsatım olmamıştı. Ben Mehmet Kara. Yaman Holding'in %25 hissedarıyım. Bizim hisselerimizi alan siz misiniz? Evet. Mehmet Kara sizsiniz yani. Evet. Mehmet Kara mı? Niye sürekli adım tekrarlanıyor onu merak ediyorum. Bizim hisseleri alan kişinin Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünüyorduk da. Yok, hayır benim. Kim bu Hakan Gümüşoğlu, o da mı hisselerinize talipti? Yok Bitucuğum, başka bir mevzu. Şahide abi bana söylemişti Mehmet Bey'in aldığını. Demek sizsiniz o. Siz tanışıyor musunuz? Sayılır. Kapkaça uğradığında Mehmet Bey çantamı kurtarmıştı. Ha, anladım. O kişi sizdiniz demek. Aslında o gün layıkıyla tanışamamıştık. Tekrar adımı tekrar edeyim. Ben Mehmet Kara. Tabii hisseleri neden kendi adımla almadığımı merak ediyorsunuz ve bu gelişim biraz sizi şaşırttı sanırım. Şaibeli bir avukat aracılığıyla aldığınız için bizde biraz kuşku uyandırdı Mehmet Bey. Yani aslında bizzat gelip kendim almak istiyordum. Hem Yamanlarla da tanışmak istiyordum. Ama çok acilen yurt dışına çıkmak icap etti. Avukatıma vekalet vermek zorunda kaldım. Bu da sizi biraz üzdü sanırım. Biz bulamadık kendisini. Barodan da atılmış. Niye bulmak istediniz? Mehmet Bey, biz hisselerimizi geri almak istiyoruz. Çünkü yanlış bir karar neticesinde satmış bulunduk. Mersi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun Sabiha Hanım. Afiyet olsun efendim. Kim bu adam Ercan? Nereden çıktı? Hisselere yeni alan herif bu işte Sabiha Hanım. Bu o mu? Bayağı kıranta bir adama benziyor. Geri veriyor mu hisseleri? Daha bir şey söylemedi. Şirketin üstüne çok fena kara bulutlar çöktü Sabiha Hanım. Çok dikkatli olmamız lazım. Betül denen kadın bir yandan, bu yeni gelen herif bir yandan. Şirketi yiyip bitirecekler. Allah korusun, deme öyle. Demir Bey bir çıkıp gelsin, her şeyi yoluna koyar. Koyar. Koyar da gelebilirsin.